soru yöneltti. Kılıçdaroğlu yanıt verdi. Şimdi Kılıçdaroğlu 10 soru yöneltti. Yanıt verir mi Erdoğan sizce Salim Bey? Tabii ki vermeyecek. Bugüne kadar zaten Kılıçdaroğlu'nun sorduğu o 10 sorudaki hususları defalarca her zeminde hem bizler hem kamuoyu hem muhalif kesimler Kılıçdaroğlu yani herkes aslında defalarca sormuştu. Kılıçdaroğlu'nun sorduğu sorular bugüne kadar aslında yaşadığımız bu iktidarın işte ülkedeki yıkımın bu ülkede getirdiği bu ülkedeki çöküntünün bir özeti. Ve bunların hepsi birer maddi gerçeklik yaşadıklarımızı ortaya koyarak yaşananlara bir cevabının ne olacağını soruyor. Tabii ki cevap vermeyecek. Ama bir önceki şeyde yani Erdoğan'ın sorduğu sorular bence çok daha Erdoğan açısından manidar. Bence o soruları Kılıçdaroğlu'na değil Erdoğan'ın kendisine sorarak cevaplaması gerekiyordu. Mesela orada diyor ki PKK'dan YPG'ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını, FETÖ'nün siyasi uzantılarını, medya destekçileri ve yurt dışındaki bağlantılarını lanetliyor mu, lanetlemiyor mu? Mesela biz bunu Erdoğan'ın da yapıp yapmadığını, Erdoğan'ın bu konuda ne düşündüğünü de merak ediyoruz. Kendisi de bir açıklasa, mesela Abdullah Öcalan hakkında ne düşünüyor? Osman Öcalan hakkında ne düşünüyor? Onları lanetliyor mu, lanetlemiyor mu? Lanetlediği bir kişiyi kullanırken ne düşünüyordu? Ya da bundan sonra kullanıp kullanmayacağı hususunda bir bilgi verecek mi? FETÖ'nün siyasi ayağını diyor lanetliyor mu diyor. Biz zaten 5 yıldır merakla bekliyoruz. Erdoğan FETÖ'nün siyasi ayağını niçin ortaya çıkarmıyorsunuz diye. Ve o siyasi ayak denilen kişilerin hala bir kısmının çevrenizde ve itibarlı konumlarda bulunmasını nasıl açıklıyorsunuz? Bu sorunun aslında cevabı kendisinin vermesi lazım. Mesela benzer şekilde diyor ki Akdeniz ve Ege'de sınır hattında kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarında Türkiye'nin yanında mı değil mi? Biz sizi de merak ediyoruz. Türkiye'nin yanında mısınız? Yani 20 tane Türk adası bize ait olan ada Yunanlılar tarafından işgal edilmiş, ilhak edilmiş, bayrak çekilmiş, bağımsızlık artık ilan edilerek yönetimler kurulmuş, silahlandırılmış ve siz sessiz kalıyorsunuz. Bu konuda Türkiye'nin çıkarları hususunda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin yanında mısınız, değil misiniz? Merak ediyoruz. Bakın yani her birine bir şey söylenebilir ama mahkeme kararları ve kurum açıklamalarıyla yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bir kenara bırakıp ülkenin milletin çıkarları üzerinden yürütmeye siyaseti var mısınız? Hangi kararlar bunlar? Ya biz size soruyoruz. Mahkeme kararları ile tam da yalan olmadığı tescillenmiş örneğin Man Adası. Man Adası'nda bir pound'a kurulmuş bir şirketten aile üyelerinize ve yakınlarınıza 15 milyon dolar para transferi yapıldığı mahkeme kararlarıyla sabit. Yargıtay'ın artık kesin hükmü ile hukuki olarak da kanıtlanmış durumda. Ve siz diyorsunuz ki burada mahkeme kararlarıyla yalan olduğu tescillenmiş. Öyle bir şey yok ortada. Ve siz o zaman mahkeme kararıyla tescillenmiş gerçeklik hususunda ne düşünüyorsunuz? Bu soruyu CHP, da size sormamız CHP lazım. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da bizimle birlikte. Sayın Bakan merhaba. Merhaba Gökmen Bey. İyi yayınlar diliyorum. Meclisinizde stüdyoda bulunan tüm konukları da saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Bu 10 soru ve 10 yanıt faslını konuşuyoruz. Ondan sonra da sizin dikkat çekmenizle kamuoyunun öğrendiği bu fedai meselesi nedir? Kim bu devlet fedaileri, kendilerine fedai diyen kişiler? Bunları da ele almak istiyoruz sizinle. Salim Bey anladığım kadarıyla Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelttiği sorular aslında kendi yani bastığı zemin açısından kendini sağlam hissedeceği sorular değil mi diyorsunuz? Tabii ki ona sorulması gereken soruları o manipüle ediyor. Manipüle ediyor. Hani baskın basanındır, en iyi savunma taarruzdur hesabı çarpıtarak karşıya yönlendiriyor. Ve diyor ki mesela partisi içinde her türden İşte terör destekçisini, tacizciyi, tecavüzcüyü, hırsızı tasfiye etmeyi düşünür mü? Ya biz her Allah'ın günü böyle bir şeyle çalkalanıyoruz.
Ya iktidarda değil ki Kılıçdaroğlu. Sizin iktidarınızda bir bakanınızın hırsızlık yaptığı sabit. Pudra çekir. Ve teşekkür ederek gönderdiniz bakanı. Bakanı. Bir bakanı bakanlığını dolandırdığı ortaya çıkmışken hiçbir işlem yapmadınız. Diğer bakanlarınız ya rüşvet aldıkları 17-25 yargılamalarındakiler, o dönemdekiler ya rüşvet aldıkları, o paraların hesaplarını veremedikleri ortadayken hiç hepsini akladınız, pulladınız, gönderdiniz. Dediğiniz gibi pudracılar, çocuk tecavüzcüleri, tacizciler, onlarcası hepsi ortadayken ya mecliste genel kurulda bir vakfı, size yakın bir vakfı çocuk tacizi, çocuklara yönelik tecavüz üzerinden araştırma önergesini, soruşturma önergesini reddetmeyi alkışlarla kutladınız. Birbirlerini kutladılar. Sarıldınız büyük bir başarı gibi kamuoyuna gösterdiğiniz çocuk tacizlerine yönelik, tecavüzlerine yönelik bir soruşturma önergesi idi. Peki. Şimdi bunların hepsini sizin cevap vermeniz gerekirken Kılıçdaroğlu'na dönüp ya bunlara bir cevap ver demeniz hakikaten trajikomik. Şimdi aslında Sayın Bakan'ın da bu konuda yorumunu merak ediyorum ama birazdan da reklam arasına gireceğiz. Reklam arasından önce en azından bizi izleyenlerin bu fedai meselesine ilişkin... Sizin sesiniz bana gelmiyor şu an sanırım. Bağlantıda sıkıntı var. Murat Bey duyabiliyor musunuz beni? Benim sesim geliyor mu şu anda size? Ses 1-2, ses yani kontrol. Sesi biraz açayım. Geliyor tekrar mu sesim? Tekrar eder misiniz? Ben duyamadım. Sesim geliyor mu size Murat Bey? Anlayabiliyor musunuz? Duyabiliyor musunuz beni? Peki. Herhalde sesim gitmiyor arkadaşlar. Siz benim sesimi duyuyor musunuz? Biz duyuyoruz ama işte biz kendi sesimizi şu anda iletemiyoruz size. Arkadaşlarımız o bağlantıyı bir halletsin. Mecliste de Murat Bey'i nöbetçi dikmiş olduk, sağ olsun. Anlayış için teşekkür ediyoruz, fedakarlığı için. Barış, senin de hemen kısaca yorumunu alalım. Ondan sonra araya gideriz. Sonra da Murat Bakan'dan kimmiş bu fedailer meselesini ele alırız. Şöyle bir ekleme yapayım. Biraz demin söylediniz ya. Adalet ve Kalkınma Partisi kurumsallaşmaya çalıştıkça iletişim alanında daha fazla iletişim skandallarına imza atıyor bana kalırsa. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bence iletişim başkanlığı tarafından hazırlanan bir stratejinin ürünü olarak hazırladığı sorular bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nu büyüten, ona altın tepside fırsat sunan bir soru silsilesiydi. Ve bence CHP lideri de Cumhuriyet Halk Partisi de bunu iyi karşıladı, hızlı bir yanıt sistemi verdi. Ve bana kalırsa bunu hazırlayan akıl yok ya Kemal Kılıçdaroğlu bunu kesinlikle yanıtlayamaz diye düşünüyordu. Ama o algı başarısız oldu. Bu aslında Kılıçdaroğlu yöntemi değil mi? Bir süredir Kılıçdaroğlu'nun izlediği yöntem bu. Evet. Sorularla sıkıştırmak, yanıtla Erdoğan demek. Onu bir şekilde sosyal medyadan bir şekilde sataşmak. Tabii. Oradan yanıt almaya reaksiyon. Şimdi tuttu Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun bir süredir benimsediği yöntemi niye uygulamaya kalktı. Niye eğer böyle soru yanıt olabiliyorsa canlı yayına çıkabilirler. Çıksınlar canlı yayına. Zaten Kılıçdaroğlu açık. Hatta diyor ki A Haber'e bile çıkarım diyor. İstediğin kadar kişiyi yanına topla diyor. Ben tek başına çıkarım diyor. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerinde olsaydım, Allah korusun olmayayım ama iletişim başkanlığını ciddi anlamda eleştirirdim ve bu yaptıklarının doğru olmadığını düşünürdüm. Hı hı. Bir kulis bilgisiyle bitireyim kendi tarafımı. Bakın. Kulis bilgisi. Çok açık bir şekilde söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ailesi, hatta bizzat eşi Emine Erdoğan bile, biz 3 kadın, onun 3 tane yardımcısı vardır, hı hı. Kadın iletişimci, onun sosyal medya hesaplarını yönetir vesaire, iletişim stratejisini yönetir. Biz 3 kadın koskoca iletişim başkanlığından daha iyi iletişim stratejisi kuruyoruz diyerek bizzat iletişim başkanlığını Erdoğan'ın ailesinin de eleştirdiğini biliyorum, bunu da söylemiş olayım. Sen yazmış mıydın bunu? Çok önce böyle küçük bir değinmiştim. Peki. Evet, şöyle yapalım. Bu mecliste de bağlantı sorunu oluyor. Başka programlarda da görüyorum ben. Yani en güçlü altyapısı olması gereken, değil mi? Kurumlardan biri olsa gerek meclisin interneti. Ondan mı kaynaklanıyor? Murat Bey, duyabiliyor musunuz şimdi? Şu an çok net duyuyorum sizi. Tamam. Murat Bey,
Bir araya gitmemiz lazım efendim. Ne olur anlayışınıza sığınıyoruz. Bu aranın ardından siz dikkat çektiniz. Kim bu fedailer ya? Kendi aralarında Cumhurbaşkanlığı forsu kullanarak şey mi, kart mı basmışlar? Biz Sadatçıları konuşurken şimdi bir de fedailer mi çıktı?